Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri. Ankara Kulüsü programına hoş geldiniz. Demokrat Parti Genel Merkezi'nin önündeyiz. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Altılı Masa 3. görüşmesi için Demokrat Parti Genel Merkezi'nde bir kez daha bir araya geldi. İftar yemeğinde bir araya geldi liderler. Önce bir iftar yemeği gerçekleştirilecek. İftar yemeği merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 3. katında, genel merkezin 3. katında bulunan odasında gerçekleştirilecek. Ardından da o odada 6 lider altılı masanın gündemindeki konuları ele alacak. Peki altılı masanın gündeminde neler var? Tabii ki seçim kanununda yapılan değişiklik ile birlikte ittifaklar konusu büyük bir soru işareti haline geldi. Nasıl bir ittifaktan nasıl bir kar elde edilebilir? Daha fazla milletvekili nasıl elde edilebilir sorusu soruluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hazırladığı 8 ayrı senaryo bulunuyor. Bu 8 ayrı senaryo için ayrı simülasyonlar gerçekleştirilmişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun masaya bu simülasyonları da sunması bekleniyor. Elbette daha önce de yine Ankara Kulisi programlarında aktarmıştık. Diğer siyasi partiler de kendi çalışmalarını yaptılar. Ellerindeki dosyalarda bu çalışmalarda yer alıyor ve bu çalışmalarda yine masaya sunulacak çalışmalar arasında yer alıyor. Tabii öte yandan başka gündem maddeleri de var. Bir önceki görüşme Deva Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirilmişti ve Deva Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşmede 6 lider seçim güvenliği açısından önemli bir karar almıştı ve çalışma gruplarının, komisyonlarının oluşturulması kararlaştırılmıştı. Her parti önce kendi içerisinde çalışacak, daha sonra da önerileriyle bu komisyonlar aracılığıyla liderlere sunacaklardı. O komisyonun nasıl çalışacağına dair ilk çalışmalara dair bilgiler de yine bugün Demokrat Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen bu toplantıda ele alınacak kararlar arasında olacak. Tabii görüşme öncesi Nisan ayının başına gittiğimizde bir kriz yaşanmıştı altılı masada. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal sosyal medya hesabından Nisan ayının başında bir tweet atmıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimi için 3 kriter belirlemişti. Bu kriterlerden biri de 20 yıllık AKP'nin tırnak içerisinde söyleyecek olursak yaptıklarına ortak olmamaktı. Tabii bu sözü üzerine alınanlar da olmuştu. Gelecek Partisi ve Deva Partisi liderleri bu konuda kaşların çatılmasına yol açmışlardı. Tabii o kriz birkaç gün sürmüş. Ardından da Gültekin Uysal'ın "ben liderleri kastetmedim" tweetiyle aşıldı diye düşünülmüştü. Lakin Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'ın görüşme öncesi yaptığı ziyaretlerde hem Ali Babacan'ın hem de Ahmet Davutoğlu'nun kaşlarının çatık olduğu da gözlerden kaçmamıştı. Elbette ki bu konu bugün burada gündeme gelecek mi gelmeyecek mi, bu da yakından takip edilecek bir diğer önemli konu olacak. Hemen belirtelim, görüşmenin hemen başında da, daha doğrusu görüşme başlamadan, liderler gelmeden de Demokrat Parti Genel Merkezi'nde bir böcek araması gerçekleştirildi. Güvenlik kaynakları bunun bir önceki görüşmede de gerçekleştirildiğini, rutin bir uygulama olduğunu ama bu defa nedense haber olduğunu da, haber değeri taşıdığını da belirttiler. Ancak bir önceki görüşmelerde de yine bu böcek aramalarının gerçekleştirildiğini biliyoruz. Bu görüşmenin uzun sürmesi bekleniyor. Gece yarısını bulabilir görüşme. Görüşmenin ardından da bir yazılı basın açıklaması her zaman olduğu gibi yapılacak. O yazılı basın açıklaması yapıldığında da yine bizler Özgürüz Radyo'dan bu açıklamayı da sizlerle paylaşıyor olacağız. Demokrat Parti Genel Merkezi'nden 6 liderin bir araya geldiği yerden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.